kanalımızdan herkese merhabalar arkadaşlar. Kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırmıştık. Şimdi bu sınıflandırdığımız etkileşimleri tek tek daha detaylı bir şekilde incelemeye başlıyoruz. İnceleyeceğimiz ilk etkileşim türümüz iyonik bağ olacak. Şu sınıflandırma kısmını biraz daha hatırlayarak gidelim. Etkileşimleri nasıl sınıflandırmıştık? Öncelikle bizim etkileşimleri sınıflandırırken bağın kuvvetini baz alacağımızdan bahsetmiştik. Bir etkileşimi güçlü veya zayıf etkileşimler olmak üzere iki ana başlıkta inceleyeceğiz demiştik. Ve güçlü etkileşimlerin tamamına kimyasal etkileşimler, kimyasal özellik taşıyan etkileşimler, zayıf etkileşimlerin tamamına ise fiziksel özellik taşıyan etkileşimler demiştik. Bunların detaylarını sonraki videolarımızda zaten inceleyeceğiz. Şimdi güçlü etkileşimlerden birinden bahsedeceğiz bugün. Neydi peki kimyasal türler arasındaki güçlü etkileşimlerimiz? İlki iyonik bağdı. İkincisi kovalent bağdı ve üçüncüsü de metalik bağdı. Metalik bağ yazalım. Şimdi buradaki ilk bölümümüzde iyonik bağla bugün mevzumuza başlıyoruz. İyonik bağdan tam detaylı olarak bahsetmeden önce bizim elementlerin Lewis gösterimlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Lewis gösterimleri çok çok önemli yer tutacak. Sadece Lewis sembollerini iyonik bağda değil, kovalent bağda da kullanıyor olacağız. Peki nedir bu Lewis sembolleri? Lewis bu bağları bize tanımlarken ne tür yöntemler kullanmış? Öncelikle hidrojenle bir başlayalım. En basit elementimiz zaten. Katman elektron dağılımı nasıldı hidrojenin? Son katmanda bir tane elektron vardı. Çünkü nötr bir atomdan bahsediyorsak proton sayısı elektron sayısına eşit oluyordu. Bunun bu şekilde olduğunu varsaydığımız zaman hidrojenin son katmanda bir tane elektron oluyor. Dolayısıyla katman elektron dizilimini bu şekilde yapabiliriz. Bu ne demek oluyor? Son katmanda sadece bir tane elektron var ki son katmandaki elektron sayısını biz değerlik elektron sayısı olarak isimlendireceğiz. Dolayısıyla hidrojenin değerlik elektron sayısı 1'dir. İşte Lewis burada devreye giriyor. Diyor ki bu değerlik elektron sayısını ben elementin sembolünün yanına nokta olarak koymalıyım. Yani elementimizin sembolü H idi zaten. Bir tane değerlik elektron olduğuna göre bunu da nokta olarak H'nin yanına koyuveriyor, iliştiriveriyor. Lityumu da yaparak devam edelim. Lityumun katman elektron dizilimi nasıldı? 3 tane elektronu var. Demek ki birinci katmanında 2, ikinci katmanında bir tane elektron olacak şekilde dağılacaktır katmanlara bu elektronlar. Değerlik elektron sayısı kaç oldu şimdi? Son katmandaki elektron sayısına bakıyorduk. Bir tane elektronu var son katmanda. O zaman lityumun Lewis gösterimi de hidrojene çok benzeyecek. Yanına bir tane nokta koyuvereceğiz. Berilyumdan bahsedecek olursak katman elektron dizilimini 2-2 şeklinde yapacağız. 4 tane olduğu için birinci katmanı 2, ikinci katmanı 2 elektron gelmiş olacak. Demek ki bunun değerlik elektron sayısı 2'ymiş. O zaman Lewis nasıl gösterecek bunu? Berilyumun sembolünü alacak ve 2 tane nokta koyacak. Bu noktaları koyarken şuna çok dikkat ediyoruz. 4 köşesini baz alıyoruz ve sırayla 4 köşesine birer tane elektron koyarak devam ediyoruz. İlk 4'ü koyduktan sonra 5.'yi artık diğerinin yanına 2. olarak koyabiliriz. Bunlar diğer elementlerde zaten daha detaylı görmüş olacağız. Dolayısıyla berilyumun bir noktasını buraya, bir noktasını diğer yanına koyarak Lewis sembolünü gösterebiliriz. Bordan bahsedecek olursak hemen biraz daha hızlanarak gidelim. 2-3 şeklinde olacak. Son katmanda 3 elektron bulunduğuna göre değerlik elektron sayısı 3'tür. Yani gösterimi nasıl olacak? Borun şöyle 3 tane elektronunu 3 köşesine birer tane koymak suretiyle gösterebiliriz. Karbondan bahsedecek olursak nasıl olacak? 2 ve son katmanda ne olacak? 4 tane elektron yer alacak. Demek ki değerlik elektron sayısı 4'müş ki zaten 4A grubunda yer alıyordu bu yüzden. Dolayısıyla karbonu nasıl göstereceğiz? 4 köşesine birer tane elektron koymak suretiyle gösterebileceğiz. Azotu burada mevzu biraz daha değişmeye başlıyor işte. Çünkü köşelerimizde oldu. 4 köşesine birer tane koymuş olduk. Azotun katman elektron dizilimi nasıldır? 2-5 şeklindedir. Son katmanda 5 tane elektron olduğu için değerlik elektron sayısı da 5'tir. Buna göre azotun öncelikle her köşesine 4 köşesine birer tane elektron koyarak başladık, noktaları koyarak. İşte 5. nokta, bir sonraki nokta nereye gelecek? Bunlardan herhangi birinin yanına gelecek. Bir elektronu çiftlenmiş olarak duracak karşımızda. Oksijenden bahsedecek olursak oksijende bu çiftlenen elektron sayısı biraz daha artmış oluyor. Çünkü 2-6 şeklinde
katman dağılımını gösterebiliriz. Son katmanda 6 elektron olması ne demek oluyor? Değerlik elektron sayısının 6 olması demek oluyor. O zaman ben bunu Lewis göstereyim. Şöyle yapacağım. Her 4 köşesine birer tane noktayı koydum. Ardından bu sırayla yine devam ediyorum. 5. ve 6. elektronlar da bu şekilde gelecek. Hocam şöyle olmaz mıydı? 2 tane buraya, 2 tane buraya koyayım. Bu noktaları da böyle koyayım. Hayır, bu bizim kurallarımıza aykırı olacak. Bunu kovalent bağda daha net bir şekilde görmüş olacağız. Sırayla devam etmek zorundayım. Yani elektron çiftleri yan yana sıralarda gelmek zorunda olacak. Florda nasıldır peki bu? Yine benzer şekilde katman dağılımını yaptığım zaman 2'ye 7 şeklinde elektronlar katmanlara dağılmış olacak. Değerlik elektron sayım 7 olacak. Dolayısıyla floru nasıl yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde sırayla elektronları yerleştirdiğim zaman 3 tane elektron çifti oluşurken bir tane elektronu yalnız kalmış olacak. Ki zaten dikkatinizi çekerse bağ yapanlarda birer tane elektron boşta kalmış oluyor en az. Birden fazla da olabiliyor. Ve bu yalnız kalan elektronlar işte zaten bağ yapan elektronlarımız olarak karşımızda olacak. Neondan bahsedecek olursak, neon neydi? Bir soy gazdı ve bunun herhangi bir şekilde bileşik yapısında olmasını beklemiyorduk. Dolayısıyla bunun elektron katman dizilimi nasıl olacak? 2-8 şeklinde olacak. Yani değerlik elektron sayısını 8 olarak gösterebiliriz. Neonun Lewis gösterimini yazdığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde yazdım. Bütün köşelerine ikişer tane elektron yazmış oldum. Yani tek başına elektron kalmadı. İşte neonun tepkime vermemesinin, bileşik oluşturmamasının sebebi budur. Yani çiftleştirebileceği herhangi bir elektronu yok. Dolayısıyla dışarıdan bir elektron vermesine ya da almasına ya da elektronları ortak kullanmasına gerek yoktur. Zaten dolu şekildedir. Flor bu elektronu çiftleştirmek için tepkimeye giriyordur. Helyumdan bahsedecek olursak, helyum burada birazcık istisna kalıyor. Nasıldır katman dizilimi? 2'dir. Yani birinci katmanda 2 tane elektronu vardır. Demiştik ki helyum son katmanını fullemiş durumdadır. Çünkü birinci katman en fazla 2 tane elektron alabiliyordur. Bu onun zaten nirvana durumudur. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen ben helyumun Lewis gösterimini burada berilyum gibi yapmayacağım. Berilyumda İki farklı köşeye birer tane nokta koymuştum. Helyumun noktalarının ikisini de yan yana koyacağım. Bu onun son katmanın zaten en fazla 2 elektron alabileceğini ve o 2 elektronun ikisine de sahip olduğunu bana gösterecek. Bu ayrım çok önemli. Ayrı yazmam berilyumun bağ yapabilecek olduğunu gösteriyor bana. Helyumda birlikte yazmam da helyumun artık tepkime veremeyecek olması olduğunu gösteriyor bana. Ki zaten az sonra oktet ve dublet kurallarında bunu biraz daha açık bir şekilde görmüş olacağız, açıklamış olacağız. Hemen sorumuzu çözelim. Bu elementlerden hangilerinin Lewis gösterimlerinde hata yapılmıştır? Şimdi birinciye baktığımız zaman karbonun katman dağılımı nasıl oluyordu? 2'ye 4 şeklinde oluyordu. Dolayısıyla benim için önemli olan değerlik elektron sayısıydı. Yani 4'tü. Karbonun Lewis gösterimi nasıl olmalıydı? 4 köşesine birer elektron şeklinde olmalıydı. Dolayısıyla birincisinde hata vardır. Bunu bariz bir şekilde görüyoruz. Çünkü fazladan elektronlar yazılmış. Burada 6 tane elektron olması Lewis gösterimine de 6 elektron koyacağım anlamına gelmiyor. Benim için önemli olan son katmandaki elektron sayısı. Tekrar tekrar söylemiş olalım. Kükürdün nasıl oluyordu peki? 16 elektron olduğuna göre 2, 8, 6 şeklinde katmanlara elektronlar dağılmış oluyordu. Dolayısıyla son katmanda 6 elektron var. Yani değerlik elektron sayısı 6. Bu yüzden kükürdün 6 elektronunu şu şekilde sırayla gidecek şekilde etrafına dağıtıyordum. Yani gayet doğru bir gösterime sahipmiş burada. Fosfor yine benzer şekilde 2, 8, 5 şeklinde katmanlara dağılıyor. Toplamda 15 tane elektronu bu şekilde dağıtmış oluyoruz. Son katmanda yer alan 5 elektron fosforun etrafına sırasıyla dağılacak ve bir tanesi çift, 3 tanesi tek olacak şekilde elektronlar yer alacak. Dolayısıyla bu da gayet doğru bir gösterim olmuş. Yani hata yapılan gösterim yalnızca 1'dir. Cevabımız da A seçeneğindedir. Oktet ve dublet kurallarıyla mevzuyu biraz daha detaylı, biraz daha düzgün bir şekilde anlayacağız zaten. Şimdi oktet ne demek, dublet ne demek? Dublet deyince hani double'dan, 2'den aklımıza gelebilir. Helyuma benzemek isteyen atomlar, kendini helyuma benzetmeye çalışan atomlar dublet kuralına uyarken
diğer soy gazlara benzemeye çalışan atomlar oktet kuralına uyar diyeceğiz. Ne demek helyum? Son katmanında iki tane elektron vardı helyumun sadece ve bu şekilde nirvanasına ulaşmıştı. En kararlı hali buydu zaten. Diğer soy gazlar ise helyumdan farklı olarak son katmanlarında 8 tane elektrona sahiplerdi. Her zaman için bütün soy gazların helyum hariç son katmanlarında 8 tane elektron vardı. İşte bütün atomlar, bütün elementler bu soy gazlara benzemeye çalışırlar. Zaten bu benzemeyi sağlayabilmek için tepkimeye girerler. Ve bazıları helyuma benzemeye çalışır. Bazıları da diğer soy gazlara benzemeye çalışır. Buna göre uydukları kurallar değişir. Eğer helyuma benzemeye çalışıyorsa dublet kuralına uymuş olur. Eğer diğer soy gazlara benzemeye çalışıyorsa oktet kuralına uymuş olur. Şimdi helyumun son katmanında iki elektron vardı. Hidrojen kime benzemeye daha meyillidir? Son katmanında bir tane elektron vardı. Dışarıdan bir tane elektron aldığı anda ne oluyor hidrojen? Proton sayısında herhangi bir değişiklik yok. Yine bir tane protonu var. Ancak bir tane fazladan elektron aldığı için artık eksi yüklü bir iyon haline gelmiş oluyor. Ve son katmanı nasıl oluyor? Şöyle iki tane elektrona sahip olmuş oluyor. Bir tane zaten kendinde vardı. Bir tane de dışarıdan aldı. Son katmanda iki elektron oldu. Anda kime benzedi? Helyuma benzedi. Dolayısıyla bu dublet kuralına uymuş bir elementtir diyebiliriz. Lityuma geçtiğimiz zaman son katmanda bir tane elektron vardı. Bu hangi soy gaza daha yakındır? Hangisine benzemesi daha uygundur? Tabii ki bir tane elektronunu verdiği anda çarp diye helyuma benzeyecektir. Öbür türlü 7 tane dışarıdan elektron alacak ki ne ona benzesin? Bu saçma bir şey olur. Dolayısıyla bu bir tane elektronunu verir ve lityum proton sayısında gene bir değişiklik yok. 3 tane protonu var. Ancak bir tane elektronunu kaybettiği için artık 2 tane elektrona sahip. Dolayısıyla artı yüklü bir iyon haline dönüştü. Son katmanı ne oldu? Şu katman gittiğine göre yine 2 tane elektron bulundu. Dolayısıyla helyuma benzedi. Dolayısıyla dubletine uymuş oldu. Benzer şekilde berilyum eğer son katmandaki şu 2 elektronu verirse berilyumun yine proton sayısında herhangi bir değişiklik yok. Artı 2 yüklü iyona dönüştü. Bir katyona dönüştü. Ve son katmanında şu 2 elektron gittiğine göre yine 2 elektronla kalmış oldu. Tek katman onda da 2 elektronu vardır. Kime benziyordur? Helyuma benziyordur. Yani dublet kuralına uyuyordur. Benzer şekilde bor da aynı şeyi yapıyor. 5 tane protonu var. 3 elektronunu verdiği anda artı 3 yüklü bir iyona dönüşüyor. Ve son katmanında 2 elektron oluyor. Tıpkı helyum gibi dubletine uymuş oluyor. Yani helyuma mı benziyor atomumuz yoksa diğer soy gazları mı? Buna göre oktet mi dublet mi bunun kararını vereceğiz. Flor'dan bahsedecek olursak son katmanda 7 tane elektron var. Flor 7 elektronunu verip sadece 2 elektronla kalmaktan ziyade dışarıdan bir tane elektron alıp yine son katmanını 8'e tamamlayabilir. Yani bir soy gaza benzeyebilir. O yüzden flor da bunu tercih edecektir zaten. Dışarıdan bir tane elektron aldığı zaman ne olacak? 9 protonda herhangi bir değişiklik yok. Ancak artık elektron sayısı 10 oldu. Dolayısıyla iyon yükü -1 oldu. Bir anyona dönüştü. Ve burayı ne yaptı? 7'den 8'e çıkardı. Dolayısıyla katman dağılımı nasıl oldu? 2, 8. Kime benziyor şu anda? Neona benziyor. Dolayısıyla bu bir oktet kuralına uyan elementtir diyebiliriz. Çünkü diğer soy gazlardan, helyumdan farklı bir soy gaza benzemeye çalışmış oldu. Sodyum benzer şekilde ne yapacak? Bu sefer elektron almayacak, elektron verecek. Elektron kaybetmesi ne demek oluyor? Şu son katmanın yok olması demek oluyor. Sodyumun proton sayısında bir değişiklik olmadı bu işlemi yaptığı zaman. Ancak elektron kaybettiği için artık artı yüklü bir iyona dönüştü. Yani bir katyon oluşturdu. Katman dizilimi nasıl oldu? 2, 8 şeklinde oldu. Bu da flor gibi neona benzedi. Dolayısıyla bu da bir oktet kuralına uyan element oldu. Kükürt ne yaptı peki? Kükürtün 2, 8, 6 şeklinde olduğunu görüyoruz. Son katmanda 6 tane elektron var. Ne yapacak? Dışarıdan 2 tane elektron alıp yine bir soy gaza benzeyebilir. Yani artık ne oldu? Kükürt elektron sayısı sabit. Eksi 2 yüklü bir iyon haline geldi. 2 tane elektron dışarıdan aldığı için katman dağılımı 2, 8, 8 şeklinde oldu. Yani argona benzedi. Farklı bir soy gaz yani oktet kuralı geldi. Kalsiyum benzer şekilde son katmandaki 2 elektronunu bu sefer kaybedecek. Bu 2 elektronu verdiği zaman artı 2 yüklü bir iyon haline gelecek. Tabii ki proton sayısında gene herhangi bir değişiklik yok. Tıpkı kükürt gibi bu da argona benzemek şartıyla oktet kuralına uymuş oldu. Ve tüm elementler bağ yaparken işte bu kurallara uyarak gerçekleştirecekler. Birkaç tane istisna hariç. Tamamı ya dublete ya oktete uyarak bu bileşik yapısına katılmaya başlayacaklar. İyonik bağı incelemeye başlayacağımız zaman artık. İyonik bağın temelinde
elektron alışverişi vardır. Kovalent bağla iyonik bağın arasındaki en önemli, en temel farklardan birisi de budur zaten. Elektron alışverişi vardır. Diğer kovalent bağda bir sonraki videoda bahsedeceğimiz üzere elektronların ortaklaşa kullanmasından bahsedeceğiz. Burada elektronları verenler, yani iyonik bağ deyince aklımıza direkt metal ametal bağlar gelecek. Bir metal atomuyla bir ametal atomunu bir araya getiren etkileşimlermiş gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla metal her zaman için elektron veren taraf olacak. Ametal ne yapacak? Elektronu alan taraf olacak. Elektronu verdiği anda artı yüklü iyonlar oluşturacak. Yani katyonlar oluşturacak. Ametaller elektronları aldığı anda ne yapacak peki? Anyonlar oluşturacak. Ve bu katyonlarla artı yüklü taneciklerle eksi yüklü tanecikler, ki zaten bunların ortak adının iyon olduğunu biliyorduk. İşte bu zıt yüklü iyonların birbirleriyle gerçekleştirdiği etkileşimi de biz iyonik bağ olarak isimlendireceğiz. Dolayısıyla aslında tanımını nasıl yapabiliriz? Zıt yüklü iyonlar arasında oluşan elektrostatik çekim kuvveti olarak tanımlayabiliriz biz bunları. Zıt yükler nasıl oluşuyordu? Tekrardan bahsedelim. Elektron veren katyon oluyor, elektron alan ise anyon oluyor. Bunu şöyle bir basit bir bileşik üzerinde inceleyelim. Lityum ve flor arasında bir iyonik bağ oluşmasını bekleriz. Çünkü metal ve ametal var. Aralarında iyonik bağ oluşabilir. Peki nasıl oluşuyor? Lityum dublet kuralına uyuyordu. Bir önceki sayfadan hatırlayacağımız üzere. Dublet kuralına nasıl uyuyor peki? Son katmandaki bir elektronunu vererek uyuyor. Flor ne yapıyordu? Son katmanda 7 tane elektron vardı. Dışarıdan bir tane elektron alarak bu da oktetine uyuyordu. Bunu nasıl yapıyorlar? Bunlar bir araya geldiği zaman, yavrum ben dubletime uymak istiyorum, bu elektronu vermek istiyorum diyor. Bu da diyor ki yavrucuğum ben de almak istiyorum, nasıl yapalım? Bu buna veriyor. Dolayısıyla lityum artık artı bir yüklü bir iyon haline geliyor, bir katyon oluşturuyor. Flor ne yapıyor? Bunun elektronunu aldığı için eksi yüklü bir anyon oluşturmuş oluyor. İşte artı yüklü ve eksi yüklü bir iyonlar birbirleri arasında bir etkileşim oluşturuyor. Birbirlerini çekmeye başlıyorlar. Çok güçlü bir şekilde çekiyorlar hem de. İşte bu çekime de biz iyonik bağ diyoruz. Ve bunların bu oluşturdukları birliktelik de iyonik bağlı bir bileşik meydana getirmiş oluyor. Ki zaten kendisini lityum florür olarak isimlendireceğiz. Az önce söylediğimiz tanım burada geldi karşımıza. Zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetini biz iyonik bağ olarak isimlendiriyoruz. Peki bunu Lewis nasıl gösteriyor? Az önce elementler üzerindeki Lewis yapılarını görmüştük zaten. Peki bileşiklerin Lewis gösterimleri nasıl oluyor? Şuna çok dikkat edin. İyonik bağlı bileşiklerle kovalent bağlı bileşiklerin Lewis gösterimleri birbirinden çok çok farklıdır. Buna çok özen göstererek dinleyin lütfen. Sorularda da sıklıkla karşımıza bu farklılıklar çıkıyor zaten. Şimdi berilyum ve oksijen arasında oluşan bir iyonik bağlı bileşiğin Lewis yapısını nasıl gösteririz? Az önce lityum ve flor arasında olduğu gibi burada da berilyum dublete uymak istiyor. Nasıl uyuyacak peki? Son katmandaki iki elektrondan kurtularak oluşturacak. Oksijen ne yapacak? Son katmanda 6 elektron olduğu için dışarıdan 2 tane daha elektron alıp burayı 8'e tamamlayacak ve oktet kuralına uymuş olacak. Buradan bir dublet gelecek, buradan bir oktet gelmiş olacak. Şimdi başta Lewis yapıları nasıl? Son katmanda 2 tane elektron olduğu için yanına 2 tane nokta koyuyorduk. Oksijende son katmanda 6 elektron olduğu için yanına 6 tane nokta koyuyorduk. İşte şu yalnız noktaları tamamlamaya çalışıyoruz aslında biz. Berilyum bu 2 noktayı buraya verdiği anda oksijen ne yaptı? Eksi 2 yüklü bir iyon haline geldi. Ve oktetini tamamlamış oldu. Son katmanda artık 8 elektron var. Berilyum şu 2 elektronundan kurtulduğu için artık artı 2 yüklü bir iyon haline geldi. Ve son katmanda sadece 2 elektron olduğu için ve tek katmandan oluştuğu için dublet kuralına uymuş oldu. Yani ikisi de şu anda halinden çok memnun. Ve bu aradaki etkileşimden, elektrostatik çekim kuvvetinden de iyonik bağlı bir bileşik meydana gelecek. Bunu berilyum oksit olarak zaten isimlendireceğiz. Ve yapı nasıl olacak peki? Lewis bunu nasıl gösterecek? Diyecek ki abi burada berilyum artı 2 yüklü bir iyon haline geldi. Oksijen de eksi 2 yüklü bir iyon haline geldi ve bunlar arasında bir bileşik oluştu. Ancak şu oksijen oktetini mi tamamladı, dubletini mi tamamladı? Bunu belirtmek zorundayım. O yüzden de ametali kapalı parantez içine alacağız ve oktette mi dublette mi bunu göstereceğiz. Oksijen ne yaptı peki? Oktetini tamamlamıştı. Yani bu etkileşim sonucunda etrafında 8 tane elektron vardı. Dolayısıyla Lewis bu etkileşimi ahanda böyle gösterecek bize. Metalin yani katyonun iyon hali ve anyonun iyon halini gösterecek. Aldıkları değerliklerle birlikte tabii ki. Ve anyon kısmının ametalimizin oktetini mi dubletini mi oluşturduğunu bize kapalı parantez içerisinde göstermek zorunda olacağız.
Birkaç tane daha örnek üzerinden gidelim. Mesela sodyumla kükürt arasında nasıl bir iyonik bağ oluşur ve Lewis bunu nasıl tanımlar? Bunu bir görelim bakalım. Sodyum 11 tane protonu vardı. Son katmanda bir tane elektron vardı. Oktetine uyacaktı. Bunlardan zaten bahsettik. Lewis bunu nasıl gösteriyordu? Sodyumun yanına bir tane nokta koyuyordu. Kükürdü nasıl gösteriyordu peki? Son katmanda 6 tane elektron olduğu için 6 tane nokta koyuyordu. Şöyle giderek koyalım. 5, 6 şeklinde. Şimdi kükürt şu iki elektronun yanına yancı arıyor. Sodyum bu elektronundan kurtulmak istiyor. Ne yapabilir? Sodyum bu elektronu kükürde de verebilir. Bu şekilde kükürt elektronlarından birini çiftlemiş olur. Sodyum da elektronundan kurtulmuş olur. Sodyumu oktetine uydurduk. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ancak kükürt hala daha bir tane elektrona ihtiyaç duyuyor. Bunu nereden alabilir? İşte burada sodyumun diğer kankası yardımına yetişir. Sodyumun diğer kankası gelip bir elektronu da o verir. Artık iki tane sodyum da oktetine uymuş oldu. Kükürt de kendi kendine oktetine uymuş oldu. Dolayısıyla buradan ne geldi? İki tane Na artı iyonu gelmişken buradan bir tane kükürt eksi iki iyonu gelmiş oldu. İşte bunları artık Lewis sembollerin içerisinde birleştirebiliriz. İki tane Lewis nasıl gösteriyordu bunu? Metallerin kaç tane olduğunu da sayısıyla belirtmek zorundayız. İyon sayılarını, iyonluk durumlarını ve ametallerin de oktet mi dubletinin tamamladıklarını gösteren noktalandırma işaretleri kapalı parantez içerisinde ve üstüne de aldığı değerlik. Bunu ayrıca şöyle de karşımıza çıkabilir. Kükürdü yazar ve sodyumları ayrı ayrı yanlarına yazabilir. İki tane sodyumu şu şekilde de yazabilir. İki şekilde de karşımıza gelebilir yani. Ancak Lewis'in gösteriminde temelinde yatan durum budur. Potasyum ve hidrojen arasında nasıl oluşur peki? Potasyum son katmanda bir elektron var. Dolayısıyla bir tane noktasını koyduk. Hidrojen de benzer şekilde bir tane noktasını koyacağız. Ama burada şu kısım önemli. Potasyum bir metal, hidrojen bir ametal. Dolayısıyla bunlar arasında iyonik bağ oluşacak. Peki kim kime elektronunu verecek? Metal ametale verecek. Dolayısıyla potasyumun bu elektronu hidrojene gitmiş oldu. Bu çok önemli bir örnek aslında burada. Neden önemli? Şu elektronların yani Lewis gösteriminde koyduğumuz şu kapalı parantez içerisindeki noktaların önemini bize anlatıyor aslında. Potasyum ne oldu peki? Elektronunu kaybettiği için artı yüklü iyon haline geldi. Hidrojen ne yaptı? Bir tane elektron aldı. Eksi yüklü iyon haline gelmiş oldu. Eksi bir yüklü iyon haline gelmiş oldu. Ardından Lewis nasıl gösterecek bunu peki? K artı şeklinde bunu gösteriyorduk. Hidrojeni yani ametalimizi de kapalı parantez içerisine alıp elektronlarını yazıyorduk. Diğerlerinde hep 8 tane elektron koyduk. Çünkü onlar oktet kuralını uyuyordu. Oysa ki hidrojenin etrafında 2 tane elektron oldu. İkisini de yan yana koyuyorum ve bunun dublet kuralında olduğunu göstermiş oluyorum, belirtmiş oluyorum. Yükü nedir? Eksi yüklüdür. Gayet de basit bir şekilde bunu Lewis gösterimini yapmış oluyoruz. Alüminyum ve oksijen arasında nasıl olur? Bu biraz daha afilli. Enteresan, uğraştırıcı bir işlem. Şimdi alüminyuma geldiğimiz zaman son katmanda 3 elektron var. Şöyle 3 tane elektronunu yazdım. Oksijene bakacak olursam son katmanda 6 tane elektron var. O zaman bunun elektronlarını da şöyle yazabilirim. Şimdi alüminyum 3 tane elektrondan kurtulmak istiyor. Oksijen 2 tane elektron almak istiyor. Alüminyum bir elektronunu verse, bunu da buna verse oksijen gayet memnun hayatından. Şu anda istediği konuma geldi. Ancak alüminyumun hala daha bir tane fazladan elektronu var. Ne yapacak? Bir tane daha oksijen gelecek. Bunun yardımına yetişecek. Benzer şekilde şu alüminyumdaki bir elektron da bu oksijene gitti. Ancak bu sefer de oksijen halinden memnun değil. Bir tane fazladan elektronu var. Bir tane daha alıp bunu çiftlemek istiyor. Ne yapacak? Alüminyum yine yardıma yetişecek. Alüminyumun diğer kankası geldi. Şu elektronunu hemen bu oksijene verdi. Yine halinden memnun olmayan bir alüminyum var. Bir oksijen daha geldi. Tamamını eşleştirmemiz gerekiyor ki biz bu durumdan kurtulalım. Bu oksijen yeterli olacak mı? Tabii ki olacak. Çünkü şuradaki elektronlar bunlarla eşleştiği zaman artık açıkta kalan elektron kalmadı. Dolayısıyla alüminyum ve oksijen arasında iyonik bağlı bir bileşik oluşabilmesi için en az 2 tane alüminyumun yanına 3 tane oksijen gelecek ki bunlar elektron alışverişini tamamlayabilsin. Yani toplam 6 tane alüminyumdan elektron gidecek ki oksijenler de toplamda 6 tane elektron alabilsin. Öbür türlü problem çıkıyor. Elektron denkleşmesi yeterli olmuyor.
Alüminyumların yükü ne oldu peki şimdi? Her biri üçer tane elektron verdiğine göre artı 3 iyon yüküne sahip iyonlar oluşmuş oldu. Katyonlar oluşmuş oldu. Oksijenler ne yaptı? Her biri ikişer tane elektron aldığı için eksi 2 yüklü iyonlar oluşturdu. Ve bunların Lewis gösterimleri de ahanda şöyle olacak. 2 tane Al 3 artı oksijeni kapalı parantez içine alıyorum ama kaç tane olduğunu da hemen öncesinde belirtiyorum. 3 tane de oksijen var. Ve oksijen oktetini tamamladı. Her biri son katmanında 8 tane elektron taşıyor. Onları da noktalarını koyuyorum buraya. Ve en son olarak yükünü de yazmayı unutmuyorum. Böylece alüminyum oksitin Lewis gösterimini de yapmış oluyorum. Ki zaten bunların bileşik gösterimleri de şöyle olacak. 2 tane sodyum, 1 tane kükürt vardı ya. Bunu ben Na2S şeklinde göstereceğim. Potasyuma hidrojen birer tane var. Bunu KH şeklinde göstereceğim. 2 tane alüminyuma karşılık 3 tane oksijen var. Bunu Al2O3 şeklinde göstereceğim. Hemen sorumuzu da çözelim. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis yapısı yanlış verilmiştir? Bakıyoruz şimdi. Sodyumla flor arasında oluşan bileşikte sodyumun artı yüklü değerlik alacağını ve florun eksi yüklü değerlik alacağını biliyoruz. Çünkü sodyum 1A grubunda, flor 7A grubunda, bu artı 1 yüklü bileşik değerlik alırken katyonlarında flor eksi 1 değerlik alacaktır anyonlarında. Bununla ilgili herhangi bir sorun var mı? Yoktur. Çünkü florun oktet kuralına da uyacağını biliyoruz. O noktalarda koyulmuş. Herhangi bir problem göremedik. Kalsiyumla kükürt arasında kalsiyum 2A grubundaydı. Kükürt 6A grubundaydı. Dolayısıyla kalsiyum son katmanındaki 2 tane elektronu verip artı 2 yüklü iyon oluştururken kükürt dışarıdan 2 tane elektron alıp eksi 2 yüklü iyon oluşturacaktı. Oktetlerini de tamamlamış bir şekilde gösteriyor. Bununla ilgili de herhangi bir problem yok. Alüminyum nitrüre baktığımız zaman 3A grubunda 5A grubunda. Dolayısıyla bu 3 elektronunu vererek oktetine ulaşırken azot ne yapacak? 5 tane son katmanda elektron vardı ya, bunu tamamlamak için dışarıdan 3 elektron alacak. 8'e tamamlayacak. Dolayısıyla alüminyum artı 3 değerlikli oldu. Azot eksi 3 değerlikli oldu ve oktetini tamamladığında bize gösterdi. Bunda da herhangi bir sorun yok. Lityumla hidrojen arasındakine gelince. Hidrojen sadece bir tane elektronu vardı. Dışarıdan yani lityumdan bir tane elektron alabilir sadece. İyon yüklerinde herhangi bir problem yok. Artı 1 değerli, eksi 1 değerlik olacak. Ancak hidrojen burada oktet tamamlamış gibi gösteriliyor. Oysa ki aslında nasıl olmalıydı? Lityum artıya karşılık hidrojenin şöyle gösterilmiş olması gerekiyordu. 2 tane elektron koyması gerekiyordu. Çünkü burada oktet değil, dublet kuralı var diğerlerinin tam aksine. Cevabı yakaladık ama devam edelim. Şimdi kalsiyum 2A grubunda 2 elektron verecek. Flor 7A grubunda dışarıdan 1 elektron alacak. Yani artı 2, eksi 1 iyon yüklerinde herhangi bir problem yok. Dolayısıyla kalsiyumun verdiği bu 2 tane elektronu karşılayabilecek, alabilecek 2 tane flor gerekiyor. Ve bu florlardan 2 tanesini de aldığımız zaman ki son katmanını 8'e tamamladığı için florun oktete uyacağını da biliyoruz. Bunda da yine herhangi bir problem yoktur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğindedir. Hatalı Lewis gösterimi ondadır. İyonik yapılı bileşiklerin iyonik yapısından bahsedeceğiz. Daha doğrusu yapı olarak nasıl oluşuyorlar? En küçük birimleri nasıl oluşuyor? Burada kovalent bağlı bileşiklerle yani molekül yapısıyla iyonik yapının önemli olan farklılıklarını görmüş olacağız. Nedir molekül yapısı, nedir iyonik yapı? Şimdi bir örneklerle gidecek olursak mesela sodyum klorür iyonik yapılı bir bileşikken hidrojen klorür, hidroklorik asit molekül yapılı bir bileşiktir. Çünkü burada ikisi de metalken, daha doğrusu özür diliyorum, sodyum metal, klor ametalken burada ikisi de ametaldir. Dolayısıyla burada kovalent yapılı bir bileşik vardır, bir molekül yapısı vardır. Burada başka bir hidrojenle klor yan yana geldiği zaman, şimdi bu hidrojen ve bu klor birbirlerinin kankasıdır, ayrılmaz ikilidir, sürekli birliktedirler. Bu ikisi de benzer şekilde sürekli birlikteler ve burada kovalent bağ olarak isimlendireceğimiz daha diğer videoda daha detaylı göreceğiz zaten. Sadece bu hidrojenle bu klor arasındaki etkileşimdir. Bu klor ve bu hidrojen arasındaki etkileşim gelip geçicidir. Bizim için önemli olan yani o molekül yapısını oluşturan bunların ikisi arasındaki etkileşimdir sadece. Bu klor ve bu hidrojen bir anlam ifade etmiyor o kadar. Geçici bir etkileşim, çok zayıf bir etkileşim gerçekleştirip tekrar ayrılabiliyorlar. Ancak sodyum ve klorura baktığımız zaman burada artık iyonlardan bahsediyoruz çünkü. Sodyum artı klor eksi yüklü iyon haline gelmiş oluyor.
Bunları bir bütün halinde düşünmemize gerek yok. Bunun yanında başka bir tane daha sodyum kloru düşünürsek, bu molekül değil çünkü artık. Burada da sodyum ve klor arasında etkileşim var. Yani şu sodyum bu klorla da bu klorla da iyonik bağ yaparak etkileşim gerçekleştiriyor. Hatta altında başka bir klor varsa işte bu klorla da aynı şekilde iyonik etkileşim gösteriyor. Dolayısıyla bir bütün olarak düşünmemiz lazım. Buradaki bütün iyonları bir bütün olarak düşünebiliriz. Hepsinin birbirine bir şekilde etkileşimi var. Ancak molekül yapısında önemli olan bu hidrojenle bu klor arasındaki etkileşim. Bu ikisi arasındaki etkileşim bizim için çok da kimyasal bir nitelik taşımıyor. Şimdi bu işte birliktelikten kastımız birim hücreleri oluşturuyorlar. Yani şurada mesela sodyum ve klordan oluştuğunu düşünelim bunların. Şu yeşiller sodyum, diğerleri klor olsun. Her bir sodyumun etrafında 6 tane klor vardır. Her bir klorun etrafında da 6 tane sodyum vardır. Önünde ve arkasında olanları da düşünecek olursak. Çünkü şunun mesela üstünde var, yanında var, bu yanında var, altında var, arkasında bir tane var, bir tane de önünde var. Toplamda 6 tane klor var bir sodyumun etrafında. Benzer şekilde her klorun etrafında da yine 6 tane sodyum iyonu var. Ve bunlar arasında, tamamının arasında bir etkileşim var. İyonik bağ ismini vereceğimiz etkileşimler. Dolayısıyla bu altılı buluşma N6C6 şeklinde onu göstermemizi sağlayabilir. Ve bunu sadeleştirerek biz sodyum klorür formülüne ulaşırız. Burada birim hücre dediğimiz şey işte bu altılı yapılar, yani bir birliktelik halidir. Ve tuzları kristal yapıda, kristal örgü yapısında olmalarını da yine bu birim hücreler sağlar. Birim hücreler bir araya gelerek kristal örgü yapısını sağlar. Bizim bildiğimiz manadaki tuz yapılarını oluşturur yani. Peki bu kristal örgü yapısının özellikleri nedir? Tamamı yüksek erime ve kaynama noktasına sahiptir. Neredeyse tamamı diyelim. Çünkü bazılarının biraz daha düşük olabiliyor. Yüksek erime ve kaynama noktasına sahiptir. En azından şunu söyleyebiliriz. Hiçbir tuz oda koşullarında sıvı halde değildir. Tamamı katı haldedir. Sert ve kırılgan yapıdadır. Dolayısıyla biz onları işleyebilir miyiz? Metallerden daha önceden bahsettiğimiz gibi tel ve lev haline getirebilir miyiz? Hayır, getiremeyiz. Kristal örgü yapısında olduğu için kırılgan duruma geliyorlar. Katı halde elektriği iletmez. Yine çok sık bir şekilde soru çıkıyor şu iki farktan ötürü. Katı halde bir tuzun katı halde elektriği iletmesini kesinlikle beklemiyoruz. Ancak bunları biz suyun içerisinde çözecek olursak, elektrik iletkenliğini şöyle tanımlayalım. Metalik bağda da yine tanımlayacağız benzer şekilde. Serbest yüklü tanecikler varsa bir ortamda, o ortam elektriği iletir. En basit şekilde böyle tanımlayabiliriz. Şimdi metalik bağda serbest elektronlar var. Metallerin etrafındaki bu serbest elektronlar elektrik iletkenliğini sağlıyor. Benzer şekilde katı haldeki tuzları düşünürsek, bu iyonlar, yani artı ve eksi yüklü iyonlar var. Bunlar serbest değil. Bunlar birbirine tutunmuş halde, bir örgü oluşturmuş halde. Dolayısıyla bu serbestlik olmadığı için elektron iletkenliği yok. Ancak ben bunu alıp herhangi bir tuzu suyun içerisinde çözecek olursam, bunlar artık birbirinden ayrışmaya başladığı için çözümü olayı bu şekilde gerçekleşiyor çünkü. Artık o suyun içerisinde serbestçe doluşan yüklü tanecikler var. Artı ve eksi yüklü tanecikler var. İşte bu tanecikler o elektronların, elektriğin daha doğrusu iletilmesini sağlıyorlar. Yani iyonik yapılı bileşikler katı halde elektriği iletmezken sulu çözeltilerinde ve sıvı hale getirirsen, yine sıvı hale getirdiğin zaman da benzer şekilde bu yüklü tanecikler birbirinden ayrışmaya başladıkları için artık serbest halde dolaşabiliyorlar ve elektriği iletme kapasitesine sahip oluyorlar. Sulu çözeltileri ve sıvı halleri elektriği iletebilir halde oluyor diyebiliriz. Sorusunu hemen çözelim. Kristal örgü yapısı ile ilgili. Kristal örgü yapısına sahip olduğu bilinen bir bileşikle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Özelliklerini gösteren en küçük yapı birimi moleküldür diyor. Oysa ki moleküller kovalent bağlı bileşiklerde oluşabiliyordu. Molekül yapısının iyonik bağlı bileşiklerde yeri yoktu. Yapı birimi ne oluyordu bunların peki? Birim hücreler oluyordu. Molekül değil, birim hücre şeklinde yazabiliriz. Katı halde elektriği iletirler miydi peki? Katı halde elektriği iletemiyorlardı. Ne zaman iletebiliyorlardı? Sıvı haldeyken ve suda çözülmüş haldeyken elektrik iletkenliğine sahip oluyorlardı. Zıt yüklü iyonlar birim hücreler halinde bir arada bulunur ki zaten iyonik yapının genel tanımında budur. Birim hücreler bir araya gelerek
daha doğrusu zıt yükler bir araya gelerek birim hücreleri oluşturuyor. Bu da kristal örgü yapısını oluşturuyor. Hangileri doğrudur? Sadece üçüncü öncülümüz doğru. Dolayısıyla cevap B seçeneğinde bu soru için. Peki iyonik bileşikleri isimlendirmeye kalkacak olursak ne yapacağız? Şimdi temeldeki formülümüz şu. Katyon adı ya da metal adı. Katyon adı diyelim. Çünkü köklerden de bahsedeceğiz. Onlardan biri de olabilir bu arada. Artı anyon adı. Katyonun adını söyleyeceğiz, anyonun adını söyleyeceğiz. Ancak işte bu katyonun adlarında, anyon adlarında farklılıklar var. Ezberlememiz gereken birçok bilgi var burada. Şimdi katyon işi kolay biraz daha. Metaller çoğunlukla katyonları oluşturuyordu. İki tane istisnadan bahsedeceğiz. Onun dışında hep karşımıza katyon olarak metaller çıkacak. Nedir bunlar mesela? Sodyum her zaman için artı bir yüklü değerlikler olabiliyordu. Artı bir yüklü iyonlar oluşturabiliyordu. Çünkü 1A grubundaydı. Onu direktmen sodyum olarak isimlendireceğiz. Magnezyum benzer şekilde her zaman artı 2, 2A'da olduğu için magnezyum olarak isimlendireceğiz. Alüminyum, alüminyum olarak isimlendireceğiz. Potasyumu, potasyum olarak isimlendireceğiz ve değerliklerini ezberleyeceğiz. Gruplarını bildiğimiz gibi. Kalsiyum artı 2. Bunlarla ilgili zaten herhangi bir sıkıntı yok. Burada şöyle bir kopya da var. Hepsinin sonunda yum. Yum varsa işin içerisinde, metalin sonuna yum geliyorsa bu zaten A grubu metali olduğunu gösterir onun. Yani herhangi bir şekilde Roma rakamına ihtiyaç duymayacağız diğer metallerde olduğu gibi. Ancak diğer metallerden bahsedeceğimiz zaman, yani B grubu metalleri, hani periyodik tabloda gördüğümüz o geçiş metallerine geldiğimiz zaman burada istisnai durumlar var. Mesela civa gibi. Civa bileşiklerinde artı bir yüklü değerlik de alabilir, artı iki yüklü değerlik de alabilir. Bu iki durumda söz konusudur. Yani civa ile oluşturulan, civa ve klor arasında atıyorum, civa 1 klorür de civa 2 klorür de oluşabilir. İki farklı bileşik söz konusudur. Dolayısıyla bunu belirtmek zorundayız. Eğer civa bileşiğin yapısında artı 1 yüklü bir değerlik almışsa bunu civa 1 olarak isimlendireceğiz. Artı 2 yüklü değerlik almışsa civa 2 olarak isimlendireceğiz. Benzer şekilde bakır artı 1 de olabilir, artı 2 de olabilir. Bakır 1 veya bakır 2 demek zorundayız. Demir benzer şekilde artı 2 veya artı 3 olabilir. Demir 2, demir 3 diye isimlendirmek zorundayız. Kalay artı 2, artı 4. Kurşun artı 2, artı 4 gibi farklı ihtimalleri vardır. Birkaç tane daha var. Bunları ezbere bilmek zorundayız arkadaşlar. Anyonlara gelince. Anyonlarda genel olarak, yani zaten anyon deyince ametallerden veya köklerden birazdan bahsedeceğiz. Genel olarak ametallerden bahsediyorsak ametalin adının ardına ür ekini getirdiğimiz zaman biz onun anyon adını zaten elde etmiş oluyoruz. Ne gibi? Klorsa mesela anyonumuz klorür diyeceğiz. Florsa florür diyeceğiz. Bromsa bromür diyeceğiz. Ancak istisnalarımız var. Aha da burada yazdığımız gibi. Mesela hidrojenin anyonundan bahsederken hidrojenür demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Hidrür diyeceğiz. Oksijenin anyonuna oksijenür demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Oksit diyeceğiz. Kükürde, kükürtür demeyeceğiz, sülfür diyeceğiz. Azota nitrür diyeceğiz, fosfora fosfür diyeceğiz. Bu şekilde bunları ezberleyeceğiz arkadaşlar. İstisna ametallerimiz bunlar isimlendirirken. Ve değerlikleri neye göre değişiyor peki? Hocam bunları kafandan mı yazdın? Hayır. Hidrojen 1A grubunda dolayısıyla bir tane elektron alabilir, eksi 1 olur. Oksijen 6A grubunda dolayısıyla son katmandaki 6'yı nasıl 8'e tamamlar? 2 tane elektron alır, eksi 2 olur. Kükürt de benzer şekilde 6A'da olduğu için 2 elektron alır. Azot 5A'da, fosfor da 5A'da. Dolayısıyla son katmandaki 5 elektronu 3'e nasıl tamamlar? Dışarıdan 3 elektron alır. O yüzden eksi 3 yüklü de 3 değerlikli iyonlar oluşturur diyeceğiz. Pardon. Peki kök iyonlardan bahsedecek olursak. Az önce bahsettiklerimiz elemental haldeydi. Atomik yapıdaydı daha doğrusu. Metallerin ya da ametallerin iyonlarıydı. Şimdi bir de köklerden, yani çok atomlu iyonlardan bahsedeceğiz. Katyon deyince aklımıza iki tane iyon gelebilir zaten. Bu da çok karşımıza çıkmaz. Bileşik yapımızda karşımıza çıksa bu çıkar. Bunu da amonyum olarak isimlendireceğiz ve her zaman için değerli artı bir olacak. H3O'yu nasıl isimlendireceğiz peki? Hidronyum olarak isimlendireceğiz. Bunun da her zaman için değerli artı bir. Katyon olarak, kök katyon olarak bu ikisini bilmemiz zaten yeterli, bizi kurtarır. Ancak anyonlarda kökler çok fazla. Buraya yazdıklarımız da çok yetersiz. Birçok anyon var yine ezbere bilmemiz gereken. Lütfen bunları ezberlemeye başlayalım. Kitaplarımızda, kaynaklarımızda zaten bol bol yer alıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaynağından bu konuda faydalanabiliriz zaten. Anyonlar, eksi bir yüklü anyonlar bilmemiz gereken önemliler nedir? OH iyonu her zaman eksi bir değerlik alır ve hidroksit
adındadır. Hani anyon adını kullanacağız ya isimlendirirken. OH'ı görüyorsak orada bunun ismini, anyon adını hidroksit olarak kullanacağız. Bunu nasıl kullanacağız peki? Siyanür olarak kullanacağız. Artı eksi bir değerlikli bir anyonumuzdur bu. Karbon ve azottan oluşuyor. NO3 nitrat olarak isimlendirilir ve her zaman eksi bir değerlik alır. Burada şöyle sıklıkla karşımıza çıkan gıcıklıklar var. Eğer O3 ise, NO3 ise nitrattır. Eğer bu oksijenlerden birisi giderse bu nitrite dönüşür. Bu atlı itliler çok sorulur. Karşımıza sıklıkla çıkar. Şöyle ezberleyebilirsiniz. Ben seviyorum bunu. Bir oksijen kaybetmek atları it yapar. NO3 nitratken NO2 nitrit oldu. Az sonra devam edeceğiz. Eksi 2 yüklü anyonlardan bahsederken CO3'i karbonat olarak isimlendireceğiz. Ve her zaman için eksi 2 değerlik alacak. SO4 sülfattır bunun ismi. Her zaman artı 2 yüklü değerlik alan. Buradaki oksijenlerden biri gittiği zaman bu sülfite dönüşür. Buradaki at ite dönüşür. Anyon olarak eksi 3 değerliklilerden bahsedecek olursak bu fosfattır. Bir oksijenini kaybettiği anda fosfite dönüşür diyoruz. Şimdi bunları kullanmaya başlayalım. Nasıl yapacağız isimlendirmeleri peki? Magnezyumla azot arasında oluşmuş bir bileşikten bahsediyoruz. Buradaki iyonumuz nedir? Magnezyum. Şöyle alabiliriz. Hani değerliğini nasıl bulacağım ben burada diye düşünecek olursak. Azotun eksi 3 değerlikli olduğunu biliyoruz zaten 5A grubunda olduğu için. Azotu hemen şöyle yazalım. Eksi 3 değerlik alıyor. Bu eksi 3 ise bunu almak zorunda. Artı 2 değerlikli olmak zorunda ki zaten 2A grubunda olduğundan bunu da aslında ezberden biliyor olabiliriz. Ancak çaprazlama vardır. Hani bunun altındakini bunun üstüne, bunun altındaki bunun üstüne yazılabilir. Dolayısıyla isimlendirmesini nasıl yapacağım? Katyonumun adı ne burada? Magnezyum. Anyonumun adı ne peki? Azotun eksi 3 değerlikli iyon hali neydi? Nitrürdü. Dolayısıyla bileşimin adı magnezyum nitrür oldu. Bakırla kükürde bakacak olursam burası önemli. Çünkü kükürdün eksi 2 değerlikli bir anyon oluşturacağını biliyorum 6A grubunda yer aldığı için. Peki bakır ne yapmış olacak burada? Altında yazılan sayılar aynı olduğu için, yani ikisine de 1 yazıldığı için. Demek ki bakır burada artı 2 yüklü değerlik almış ki 1'e 1 yazılmış. Yoksa bakır artı 1 olsaydı Cu2S bileşiğiyle karşılaşmış olacaktım. Dolayısıyla bakır artı 2 değerlik aldığı zaman bunun katyon adı ne oluyordu? Bakır 2 şeklinde Roma rakamını kullanmak zorunda kalıyordum. Ve kükürdün anyonu hali neydi? Sülfürdü. Dolayısıyla bileşimin adı bakır 2 sülfür olacak. SN yani kalay. Klor 4. Klorun eksi 1 yüklü bileşik olduğunu biliyorum. Bir element olduğunu biliyorum. Daha doğrusu iyon olduğunu biliyorum. 7A grubunda olduğundan ötürü. Buranın 4 olabilmesi için kalayın değerliğinin artı 4 olması gerekiyor ki buraya 4 yazabileyim çaprazlamadan ötürü. Dolayısıyla benim katyonum ne oldu? Kalay ama öyle sıradan kalay değil. Kalay 4 diyeceğim. Çünkü bu bir B grubu elementidir. Değerliği değişkendir. Aldığı değerliği belirtmek zorundayım. Ve anyonumun yani klorun anyon adı ne olacak? Klorür olacak. Geçiyoruz. Alüminyum ve fosfat. Fosfatın eksi 3 değerlik aldığını biliyorum. Alüminyumun artı 3 değerlik aldığını biliyorum. Her zaman böyle olacak. Çünkü zaten A grubu elementi. İsminin sonundaki o yum da bana bu kopyayı veriyor zaten. Dolayısıyla isimlendirmem çok kolay. Ne diyeceğim? Alüminyum diyeceğim. Ve katyonumun ismini bitirmiş olacağım. Anyonumun ismini de direktmen fosfat deyip geçeceğim. Alüminyum fosfat bileşiğin adı oldu. Buraya bakıyorum. Benzer şekilde PO4 eksi 3 değerlik alıyordu. Onu ezberden biliyoruz zaten. Demirin burada ikisinin altında da herhangi bir şey olmadığına göre artı 3 değerlik almak zorunda olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla buradaki katyonum ne olacak? Alüminyumda direktmen alüminyum fosfat deyip geçtim. Ama bunu demir 3 fosfat olarak isimlendireceğim. Çünkü demir bir B grubu elementidir. Değerliği artı 2 de olabiliyordu, artı 3 de olabiliyordu. İşte bunun hangi değerli aldığını belirtmek zorundayım. Alüminyumda böyle bir şeye ihtiyacım yok. Çünkü artı 3'ten başka değerlik alma ihtimali yok. Şimdi NH4 yani amonyum zaten her zaman artı 1 değerlik alıyordu. Klor her zaman eksi 1 değerlik alıyordu iyonik bağlı bileşiklerde. Dolayısıyla isimlendirmem ne oldu? Katyonumun adını yazdım. Amonyum. Anyonumun adını yazdım. O da nedir? Klor
rürdür ürekini getirip geçiyordum. Şimdi geçelim isimlerden formülleri nasıl türetebiliriz? Amonyum dediği neydi? NH4 artı yüklü iyondu. Nitrat neydi? NO3 eksi yüklü iyondu. Dolayısıyla iyon yükleri aynı olduğu için ne yapacağım? Direktmen bu ikisini birleştirerek yazabilirim. NH4 NO3 bana amonyum nitrat bileşiğinin formülünü verecek zaten. Kurşun Pb ama bana burada hangi değerliği aldığını da söylemiş. Bu benim işime çok yarayacak. Dolayısıyla Pb artı 2 olarak yazabilirim. Şurada hemen ismini söylediği için, değerliğini söylediği için. Fosfit nedir peki? Fosfit de PO4 fosfattı. Hani atlar nasıl it oluyordu? PO4 fosfatsa bir elektron, bir oksijenini kaybedip PO3'e dönüşerek fosfit oluyordu. Ve aldığı değerlik eksi 3 oluyordu her zaman için. Şimdi değerliklerini biliyorum, birbirinden farklı. Ne yapıyorduk? Az önce burada söylediğimiz gibi çaprazlama yapıyorduk. Yani bunun üstündekini bunun altına yazıyorum. PB3 oldu. Bunun üstündekini de bunun altına yazıyorum. PO3 2 oldu. Parantezi asla unutmuyoruz. Demir 2 sülfitten bahsedecek olursak. Demir, şimdi Fe'nin demir olduğunu biliyoruz. Bana çok önemli bir kopyayı burada vermiş, bilgiyi söylemiş. Demir burada artı 2 değerlikli bir iyonmuş. Sülfit neydi peki? SO4 sülfattı. SO3 sülfitti ve eksi 2 değerlikliydi. Şimdi değerlikler aynı olduğuna göre sadeleştirebilirim. Dolayısıyla FeSO4 yazdığım zaman demir 2 sülfit bileşiğinin formülüne ulaşmış olur. Sorumuzu hemen çözelim madem isimlendirme ile ilgili. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin isimlendirmesinde hata yapılmıştır? Civa 2 klorür müdür bu? Şimdi civa bir B grubu metaliydi. Değerliği değişkendi. 1 de olabiliyordu, 2 de olabiliyordu. O zaman neye bakacağım? Ben burada civanın aldığı değerliğe bakacağım. Bu bileşik nasıl oluşmuştur? Bu formüle gitmek için civa artı 2, klor eksi 1 değerlik almış ki klorun altına ben 2 yazmışım burada, değil mi? Dolayısıyla civa 2 değerlik aldığı zaman ben bunun katyon ismini nasıl isimlendiriyordum? Civa 2 klorür şeklinde isimlendiriyordum. Herhangi bir hata yok burada. Demire baktığımız zaman şurada florun altındaki 2 ne anlama geliyor? Demek ki demir artı 2 değerlik almış. Flor eksi 1 değerlik, zaten her zaman eksi 1 değerlik alıyordu. Dolayısıyla demirin katyon adı nedir? Demir 2'dir artı 2 değerliğinden ötürü. Ve florun anyon adı da florürdü zaten. Buna bakacak olursak PbSO4. Şimdi sülfat eksi 2 değerlikliydi, değil mi? Kurşunun değerli ne olacak burada? Şimdi sülfatın kendisi eksi 2 değerlikliydi zaten. Altındaki 2 ne anlamı ifade ediyor? Demek ki kurşun artı 4 değerlik alacak ki ben bir de bunun altına 2 yazmak zorunda kalayım. Eğer kurşun artı 2 olsaydı herhangi bir şekilde bu 2'ye ihtiyacım olmayacaktı. İkisi de birbirine eşit olduğu için PbSO4 şeklinde yazıp geçecektim. Dolayısıyla buraya 2 yazmam kurşunun artı 4 değerlikli olduğu anlamına geliyor. O zaman kurşunun katyon ismi ne olacak kurşun artı 4'ün? Kurşun şu 2 değil, ne olmalıydı? 4 olmalıydı bu bileşiğin adı. Kurşun 4 sülfat olmalıydı. Hatalıyı bulmuş olduk. Buna geçelim. Kükürdün eksi 2 değerlikli olduğunu biliyoruz. 6A grubunda olduğu için. Bakır, şimdi altlarında herhangi bir şey yazmadığına göre bakır da artı 2 değerlik almış ki altında herhangi bir sayı yazmıyor. O zaman bileşimin adı bakır 2 sülfür olacaktır. Hata yok. Benzer şekilde SO3 sülfitti bu. SO4 sülfat iken bu eksi 2 değerlikliymiş. Potasyum her zaman artı 1 değerlikli ve bu 2'nin sebebi de zaten potasyumun artı değerlik almasıydı. Ancak sonundaki yum bunun A grubu metali olduğunu gösteriyor bana. Herhangi bir şekilde Roma rakamına ihtiyaç duymayacağım. Dolayısıyla potasyum sülfit benim için doğru isimlendirme olacak. Videomuzu tamamlamadan önce geçen haftaki videomuzun ödüllü sorusunu çözerek başlayalım. Bu taneciklerden kaç tanesi triatomik yapılı ve element molekülünü simgeleyecek diyor. Hem triatomik yapılı olacak hem de element molekülünü simgeleyecek. Şimdi şu kobaltın tek bir atom yapısına sahip, triatomiklikle alakası yok, monoatomik bir yapı. Buna baktığımız zaman diatomik bir yapı var, hem de element de değil, karbon monoksitin bileşiğine ait bir formül bu. Karbon dioksite baktığımız zaman burada yine triatomik yapı var bu sefer. Çünkü 3 tane toplamda atom var. Ancak bu bir element değil, bileşik yapısının sembolüdür. Oksijene baktığımız zaman triatomik değil, diatomik yapıldır. Çünkü 2 atomdan oluşuyordur sadece. Dolayısıyla bunu da eleyebilirim. Ozona gelince 3 tane atom var bir yapıda, dolayısıyla triatomik yapıda ve tek tür atomlardan oluştuğu için de bir element molekülüne ait
simgedir diyebiliriz. Cevabımız O3 olacaktı yani. Bu haftanın ödül sorusunu yapıyorsunuz. Yorumlarda paylaşıyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.